Evet sevgili VGT takipçileri, şu anda Volkswagen Golf. Bora ile beraberiz. Bora merhabalar. Merhabalar. Bora bizi ziyarete geldi. Ve 8.9'du. Şu anda 5.8. 5.7. 5.6. Aracın benzinli 1.4 TCI. Evet. Valla aracım egzozlu. Egzozdan alev de çıkıyor. Açık hava filtresi, her şey var. Şu anda yani 5.0. 5.0. Dizel arabadan farksız. Dizel gibi oldu diyebilir misin? Diyebilirim. Düşer mi daha sence? Düşüyor. Evet, hız sabitleyiciyi aldı şu anda Bora. Aslında onunla bir deneme yapıyor. Biz tabii bu esnada pedal denemelerini de yaptık. Pedal tepkimeleri nasıl abi şu anda VGT'den sonra? Ya VGT'den sonra hani sanki bir en basit açıklama yaparsak pedal box takmış gibi. Pedal kontrol cihazları diyelim. Aynen, buna. Pedal kontrol cihazı takmış gibi verimlilik alabiliyorsunuz yani. Evet. Pedal seni daha yukarıda karşılıyor. Aynen. 4.7'ye düştü. 6'ya düştü. Yani bu cihazla dizel araba almaya gerek yok. Kesinlikle değil mi? Cidden dizel araba almaya gerek yok. Ben bunu alacağım. Aile hoş geldin. Alacağım. Peki istersen bile biraz pedal tepkimelerine bakmak ister misin? Yani mesela dik gaz yapıyoruz. Önümüz açık. Peki şimdi dik gaz yaptın. Ama araba durmuyor. Bu konuda bilgi vereyim. Evet. Araba çok sürgünüyor. Biz galiba buradan girecektik. Girecektik ama düz devam edin. İleriden. Şu sağdan da girebiliriz. Sağ. İstersen bir yerden de girebiliriz. Önemli değil. Teste devam edebiliriz. Edelim yani istersen. Aynen. Ha? Ama yani dip gaz yapınca biraz yükseldi. Aracın çekişi çok değişti. Aracımda 19 jant var. Evet. Bu arada. Çek ayağını gazdan, gazsız devam edelim. Evet. Araba yavaşlamıyor. O konuda dikkat edin. Sadece bunu söyleyebilirim. Soldan düz devam etsen bence. Ben soldan düz devam ediyorum. Evet. Şöyle. Çok memnun yani şu anlık son 10 dakikadır falan aracın içindeyiz. Evet. Ben çok memnunum. Normalde bunu takmadan önce şu kısa mesafede hızlanma yavaşlamayı yapmış olsaydım 9.5-10'ları bulacaktı ortalamam. Şu anda 7.2. 7.1 hatta düşmeye devam ediyor. Evet. Peki sana bir şey tarif edeceğim. Motordan seni tatmin edecek olan hızlanmadaki o ilk tepkiyi alana kadar pedalı ittir. Özet olarak çeyrek pedala bas. Daha sonrasında çek onu. Çektik tekrar. Aynı oranda bir daha bas. 2-3 defa bunu tekrarla. Sonuncuda çeyrek basılı tut. Çeyrek basılı tutamayacağım. Çünkü trafik müsaade etmiyor değil mi? Aynen. Yani ama bunu uzun yolda deneyeceğim. Evet. Peki dip gaz etkisiyle çeyrek bas çek tekniğini yaptığın zaman arada böyle nasıl bir fark var? Valla şimdi şöyle tekrar deneyeyim. Çünkü tamam. Açık. Şimdi 1 bastım. 2 bastım. 3 bastım. 4.sü de basılı tuttu. Çok hızlanıyor. Peki sen bundan sonra dip gaz yapar mısın? Yaparım. Yapmam dersen ama zevk. Yapmam dersem yalan söylemiş olurum. Ama yani bu tekniği de kullanırım. Kullanmam demem yani. Bu tekniği kullanırsan daha az yakarak aynı zamanda mekaniğini de rahatlatarak süratlendirirsin arabanı. Doğrudur. Ama hani Türk milletiyiz. Huylu huyundan vazgeçmez diye bir söz evet, vardır ya. Doğru. Yani birazcık doğru. Ondan dolayı yaparım. Ama hani şu anda atıyorum günde
10 sefer dip gaz yapıyorsam onu bir kereye düşürürüm. Bire düşürürüm. 2 günde bire düşürürüm. Evet. Yani. Ya örnek vermek gerekirse öyledir. Peki şimdi o çeyrek oranda bas çek tekniğini kullandın, hızlandın. Aynı teknikle gaz pedalından ayağını çekmediğin sürece o süratlenme devam edecek. Bunu unutma. Dolayısıyla o yüzün üzerindeki hızlarda da aslında aynı gaza basma, bu arada dönüş yapabilirsin istediğin gibi. Aynı o oranda gaza basarak süratlenmeye devam edeceksin. Yüzün üstündeki hızlarda da aynı oranda basmaya devam edeceksin. Yani eskiden daha çok bastığını şimdi çeyrek pedala kadar indirmiş oldun. Bu sayede de tabii ki de yakıta da tasarruf sağlayacaksın. Bir şey daha söyleyeyim. Ayağını gazdan çektiğin zaman o kesmiyor araba dedin ya. Hı hı. Dikkatli olun diye uyardın. Aynen. Arkadaşlar biz biraz performans yaptık. Kısa mesafede performans yaptık. O yüzden birazcık uyarma ihtiyacı hissetti Bora. Aynen. Ya mesela şöyle söyleyeyim. Benim aracımın normalde 286 milim önlerde disk vardı. Ben bunları 320 milimle değiştirdim. Golf GTI'nin şeyleriyle, disk ve frenleriyle. Ona rağmen ben bu uyarıyı yapma ihtiyacı hissettin. Çünkü bir performansa kalkmıştık. Evet. Ama normal kullanımda çek ayağını şimdi gazdan. İhtiyaç var mı? Yok. Tehlikeli mi? Değil. Değil. Ama kontrol yani dışı değil. Kısa mesafe performanslar da tehlikeli. Tabii kısa. Yani zaten tehlikeli yani derken sürücü kendini tehlikeye atması. Yani şeyin tehlikesi değil. VGT'nin değil. Tehlikesi yani değil. Şunu çok net söyleyebilir misin? Sürücünün kendi tehlikesi. Süper. Olay bu. Çünkü siz kısa mesafede hızlanmak istiyorsunuz. VGT sizi kısa mesafede hızlandırmıyor. VGT size ne isterseniz onu verir. Aynen öyle. Aslında VGT seni kısa mesafede hızlandırdığı için. Yok hayır, ben onu demek istemedim. Senin ihtiyacın olduğu için yaptım. Ben o gaza basmazsam VGT beni hızlandırmaz. Süpersin. Evet. Bora, aileye hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar. Volkswagen Golf. Biraz özel bir araç. Biraz. Testimiz. Biraz dedim. Mütevazı olsun diye. Ya ben araçlarıma çok değer veren bir insanım. Evet. Bir de böyle birazcık modifiye meraklısıyım. Hani Golfer'ın kadranını alıp 1.4 TC'ye takan kaç kişi gördüm? Açıkçası ben bilfiil 4000 araçta teste çıktım. Bunların arasında ciddi oranda Golf tabii ki de var. Ama ben ilk defa böyle bir Golf görüyorum. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Vallahi güzel bakıyorsun ben, aracına. Ben sizi tebrik ederim. Böyle eyvallah. Bir ne demek? Şey geliştirmişsiniz. Ne denir? VGT. VGT evet. Hayır, cihaz dedi. İlk dediğimde cihazı denemeye geldim ben dedim. Bu cihaz değil dediler. Şaşırdım. O yüzden VGT güzel. Eyvallah. Güzel. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Başarılarınızı devam dilerim. Teşekkür ederiz. Artık güvenli, keyifli ve tasarruflu sürüşler diliyoruz. İnşallah. Evet sevgili dostlar, sonraki videolarda görüşmek üzere. Aracında bir fotoğrafını yayınlarız YouTube'daki kanalda. Problem yok. Eyvallah.